dönüş, zemine dönüş, adete dönüştür. Fıtrat, Müslüman olmanın yapısıdır. Bundan dolayıdır ki her doğan çocuk için Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Küllü mevludin yûledü ala, bilen var mı? Küllü mevludin yûledü ala fıtratil İslam. Allah razı olsun. Hadisin içinde bu var. Her doğan çocuk yûledü doğar ala fıtratil İslam. İslam fıtratı. İslam yaratılışı. Müslüman olmaya müsait demek o. Çünkü hayvan değil, insan o. Her doğan insan Müslüman olmaya müsait doğmaktadır. Sonra değişiyor, sonra bozuluyor, sonra kokuşuyor. Sümme ebevahu yuhevvidanihi yumeccisanihi yunasrani hadisinde. Sonra bozulur o. Mecusi olur. Arapça yumeccisanihi diyor hadiste. Mecusi olur. Mecusi demek ateşe tapan demektir. Son zamanda da Türkiye'de bazı kafirler ateşe tapma adetini Nevruz bayramı altında yeniden ihya etmeye çalışıyor. Haberiniz olsun, dikkat edin. Vallahi ateşe tapmayı aynen canlandırmaya, hem de devlet televizyonu buna alet oluyor. Devletin televizyonu buna alet oluyor, bu ateşperestlerin. Ateş yakıp oynamadılar mı ya? Nevruz bayramı diyorlar, kafir bayramı demektir. Ne alakası var Müslüman Türkiye ile? Ne alakası var Kürtlerle, Türklerle bunun ya? Bütün bunlar korkunç bir komplodur Müslümanlara kurulu. Bizim kültürümüzde, bizim hayatımızda, yaşayışımızda Nevruz bayramı, ateş yakıp etrafında kadın erkek sarılarak oynamak var mı? Söyleyin Allah aşkına. Yok. Hangi kafir çıkartıyor bunu? Mecusi. Ateşe tapan kafirlerin alametleri var. Bizden ne alakası? Ama bakın Türkiye nereye gidiyor? Nerede İslam'a karşı, Allah'a karşı, Hazreti Muhammed'e karşı bir hareket, bir oyun, bir eğlence varsa devlet onu kapıyor. Nerede İslam'a giden bir yol, bir kapı varsa o kapıyı da kapatıyor. Şu hale bakın Allah aşkına. Bunlar ne olacak Müslümanlar? Mecusi, yümeccisanihi hadiste var. Yani baba sonra o çocuğu mecusi yapar. Bakın şimdi istiyorlar ki bütün Müslüman Kürtler mecusi olsun, ateşe tapsın. Güneydoğu'da Nevruz bayramı adı altında masum bir kelimeymiş gibi onun altında ateş yakarak ateşli silahlarla Sultanbeyli'de gördünüz ne yaptılar. Ateşli silah, bak silah da ateştir, yaktıkları şey de nedir? Ateş. Şeytan neden yaratılmıştır? Demek bu işler kimin yoludur? Şeytanın yoludur. Bin yıldan beri sönmeden yanan bir ateş vardı mecusilerin İran'da. Ne zaman söndü söyleyen var mı? Hazreti Muhammed Mustafa'nın doğduğu gece söndü mü sönmedi mi? Vallahi söndü. İslam söndürür bunlar. Ama bakın hala sönmemiş Türkiye'de, yanıyor görüyor musunuz? Demek ki Muhammediler gerçek Muhammedi olsa bu ateş yanar mı yanmaz mı? Vallahi yanmaz. Gerçek Muhammedi değiliz. Ne demek Nevruz? Allah'ın lanet ettiği insanların bayramı demektir Nevruz bayramı. Müslümanın kitabında yok, adetinde yok, alametinde yok, şairinde, şiarında yok, kültüründe yok, medeniyetinde yok. Ateş yak, dans et. Güneşe tapanların alametleri bunlar. Güneş de ateştir biliyorsunuz. Kor ateş parçasıdır. Niye 21 Mart'ı seçmişler? Düşünmüşsünüzdür. 21 Mart'ta ne olur tabiatta? İçimizde bilen var mı? Gece ile gündüz eşit olur. Bakın o günü sen. Yani güneşe tapanların alametidir bu. Güneşe tapanların yani Mart 21'de gece ile gündüz denkleşir. Tam çizgi noktasına gelir. O günü bayram yapmış kafir. Halbuki güneş Müslümanlar için çok mühim olmakla beraber ibadet hususunda sakıncalıdır. Üç vakitte namaz kılınmaz. Hangi vakitlerdir? Güneş doğarken, tam güneş zevalde tepedeyken, bir de batmaya 45 dakika kala hiçbir namaz kılınmaz. Güneşe tapanlara benzemeyelim diye. Var mı güneşe tapanlar? Var. Şu anda
bayrağının ortasında güneş bulunan millet hangi millettir? Japon milletidir. Şu anda bakın Japonların bayrağında yuvarlak güneş resmi var mı yok mu? Güneşi tapıyor Japonlar. Japonların dini inançlarına göre yeryüzünü, insanı yaratan güneştir. Allah mallah yok Japonya'da. Yok yok. Allah diye bir kelime yok, kavram yok, mefhum yok. Güneş. Ve Japon imparatoru kimin oğludur? Güneşin oğludur. Öyle inanıyorlar. Neden Japonlar evlerini böyle çam ağacı gibi gittikçe daralan şekilde yapıyorlar? Söyleyin, söyleyin içimizde birisi. Güneşi daha rahat görsün diye yükseldikçe güneşi görmek için böyle piramit gibidir. Güneşi gördüğü zaman Japon hemen secde eder Allah diye. Halen öyle, halen öyle yaşıyorlar. Güneşi tapanlar var. Onlara benzemeyelim diye kainatın efendisi ısrar ediyor. Güneş doğduktan 45 dakika geçinceye kadar Allah'a secde edilmez. Yasaktır ha. Biz bayram namazını güneşin doğmasından kaç dakika sonra kıldık? İşte aynı bak görüyor musunuz? Bekleyeceksiniz onu. Hiçbir namaz kılınmadı. Güneşe tapanlara benzememek için. Bak İslam ne kadar hassastır. Önümüzde ateş yanarken namaz kılabilir misiniz? Niye? Ateşe tapanlara benzemeyelim diye kardeşim ya. Hep bunlar manalı şeylerdir. Yani bunlar boşuna mı kitaplara girmiş zannediyorsunuz? Ya. Önümüzde canlı bir adam dururken namaz kılabilir misiniz? Niye? İnsanlara tapmışlar. Heykellerin karşısına girip esas duruşta durmuyorlar mı? Onlara benzemiyorsunuz diye namazda önünüze canlı adam olmayacak. Bakın ne kadar İslam her şeyi içine almış. Bunlar çok mühim meseleler. Evet. İnsan olarak yaratılmış.